Baraj etrafının sağlıklaştırma projesi kapsamında Çorum Barajı etrafına. Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin baraj etrafındaki kaçak yapılarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi istedi. Çorum Belediyesi bir takım çalışmalar yaptı. O mezbelelik görüntüden bir nebze olsun kurtardı. Çok da güzel oldu çünkü hafta sonu olduğu zaman insanlarımız baraj bölgesine gidiyorlar, piknik yapıyorlar, zaman getiriyorlar. İşte balık tutulacağı zaman insanlar balık tutuyorlar. Ya hazır biz bunları yaparken aklımıza şu geldi. Çorum Barajı etrafında kaçak yapıyla bir mücadelemiz vardı. Suya çok yakın alanlarda biz birkaç yıkım işlemi yapmıştık. Şimdi burayla ilgili de bu hususta sormak isteriz. Baraj etrafında kaçak yapıyla mücadelede Çorum Belediyesi ne durumdadır? Baraj etrafındaki çalışmaları olumlu bulduklarını anlatan Tuncay Yılmaz, kaçak yapıyla ilgili kaç tutanak tutulduğunu, kaç tanesiyle ilgili yıkım kararı alındığını, özellikle Buhara'da kaçak yapıyla ilgili AK Partili isimlerle ilgili tutanak tutulup tutulmadığı, tutulduysa sümen altı edilip edilmediğini sordu. Kaçak yapıya tutanak tutmuştur, kaç tanesi işleme alınmıştır, kaç tanesinin yıkım kararı çıkmıştır, uygulamalar ne zaman yapılacaktır? Bununla birlikte hemen aşağı doğru indiğimizde Buhara bölgesinde özellikle sormak isteriz kaçak yapıyla ilgili. Özellikle temsil ettiğiniz partiye yakın isimlerin yapılar hakkında tutanak tutulmuş mudur? Tutulduysa işleme konulmuş mudur? Yoksa sümen altı mı edilmiştir? Bu hususlar hakkında da sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bilgilendirme bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.